Yunanistan F-35 savaş uçağı satın alınmasına ilişkin resmi talep mektubunu da Amerika Birleşik Devletleri'ne iletmeye hazırlanıyor. Dede Ağaç Limanı'nda da Amerika Birleşik Devletleri en büyük askeri ekipman sevkiyatını başlattı. Biden yönetimi Türkiye'nin F-16 satışına desteğini ifade ederken Yunanistan F-35 almak için hamlede bulundu. Başbakan Kyriakos Mitsotakis resmi talep mektubunu imzaladı. Belgenin çok yakında ABD makamlarına gönderileceği belirtiliyor. Yunan Hava Kuvvetleri için 20 adet işaretli olmak üzere toplam 40 F-35 uçağı almak isteniyor. Yunan basınına göre Savunma Bakanı Nikos Panayitopoulos 16-18 Temmuz tarihlerinde Washington'a yapacağı ziyarette bu konuyu gündeme getirip süreci hızlandırmak için çaba sarf edecek. Panayitopoulos Amerikalı mevkidaşı Austin'le görüşmesinin yanı sıra kongre üyeleriyle de bir araya gelecek ve Amerika'daki Yunan lobisiyle temaslarda bulunacak. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'in Mayıs ayındaki ABD ziyareti Ankara-Atina hattında kırılma noktası yaratmış. Bize F-35 satın, Türkiye'ye F-16 vermeyin mesajı veren Mitsotakis'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisi sert olmuştu. Artık benim için Mitsotakis diye birisi yok. Ege Denizi'nde gerilim yükselirken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Yunan mevkidaşının NATO karargahında yaptığı görüşme tansiyonu düşürse de Türkiye liderler düzeyinde temasa kapıyı kapattı. Hayır, bitti o iş. O kapıyı kapattık. Bundan sonra kendilerine çeki düzen verecekler. Çeki düzen vermeleri halinde hangi düzeyde bu tür görüşmeler yapılır yapılmaz onu ondan sonra planlar yol haritamızı çizeriz. Yunanistan ABD ile F-35 pazarlığı yapmaya hazırlanırken topraklarındaki Amerikan askeri varlığı da hızla artıyor. Amerika Birleşik Devletleri Dede Ağaç Limanı'na şimdiye kadarki en büyük askeri ekipman sevkiyatına başladı. Yük boşaltma sürecinin bir haftayı bulabileceği belirtiliyor. Geçen yıl Ekim ayında Washington'da imzalanan anlaşmayla Yunanistan topraklarındaki Amerikan üslerinin sayısını 9'a çıkardı. Türkiye bu üslerin Rusya'ya karşı kurulduğuna inanmıyor. Ruslara karşı diyorlar. Ya Ruslara karşı diyorsunuz da Ukrayna'ya karşı Rusların karşısında ne yaptınız? Her şeyleri yalan.